Borsan kapalı F tipi. Buna ne ekmek de su verin. Nereye? Tut lan karaoğlan gibi şey. Battal Gazi gibi ayıralım. Gel beraber yapalım. Evet. Giriş yapıyorum. Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Hayırlısı ile yurt dışı seferimiz, ilk seferimiz. İlk seferimiz değil aslında da. Vizeden sonraki ilk seferimiz hayırlısıyla başladı. Neredeyiz? Samsun'da Borsan Kablo'dayız. Buradan şimdi Macaristan'a kablo yükleyeceğiz hayırlısıyla. Onur içeride gördüğünüz gibi. O yükleyecek, sonra sırasıyla ben gireceğim. Yükleyip çıkacağız. 3 yıl 8 ay aldım. 3 yıl 8 ay almış bak. Bakalım şimdi Macaristan size yetti mi? Size geçti inşallah. İnşallah? Yani öyle biliyorum ben. Hayır bunu soralım. Size geçti. Hayır bunu soralım. Sonra Budapeşte çıkmasın. Söylüyorum bak videoda. Fark etmez, ikisi de aynı fiyat zaten. Hayır alakası yok. Bak biri size git, biri şeydir. Soralım. Size git ya. Tamam, ikisi de size geçse sarıyoruz yani, sıkıntı yok. Aynı yere gideceğiz. Zaten hani yükü alma sebeplerimizden bir tanesi de o. Aynı yere gideceğimiz için yükü aldık. Vizelerimiz geldi. Söylediğim gibi onlarla ilgili muhabbeti içeride yaparız. Şimdi bir giriş yapmak istedim. Bakalım hayırlısıyla. Yükümüzü yükleyeceğiz. Yola çıkacağız sizlere de. Şöyle bir giriş yapmak istedim. Bu arada gözümde bir şişiklik var. Mikrop kaptı. Belki görüyor olabilirsiniz. Şu sol gözümde. Bir ufak böyle bir şişme var. Onu da inşallah bugün doktora gidip yüklemeden sonra. Samsun'da yüklemenin güzelliği böyle oluyor. Bir şey olduğu zaman halledebiliyorsunuz. Onu da bir damlamamla bir şey alırım herhalde büyük ihtimalle. Onu da çözmüş olurum. Arabamız burada. Yükümüzü yükleyeceğiz. Macaristan'a doğru yola çıkıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar dorsemizin içi kirliydi. Şöyle geçen seferde taşıdığımız kavunların kasa pisliği falan var. Biraz pislik var. Şimdi bunları temizleyeceğim. Şimdi burada çok toz çıkacağı için maske aldım yüzüme. En azından tozdan etkilenmemek için. Yavaş yavaş burayı süpürelim bakalım. Temizledik arkadaşlar, temizleyebildiğimiz kadar. En azından tozu toprağa gitti. Şimdi şu malzemeleri yükleyeceğiz. Size git yolculuğumuz başlayacağız ama başlayacak ama o kadar sıcak var ki maalesef ki yüklemeyi çekecek enerjim yok. Dorsayla çok fazla uğraştım. Yükledikten sonra görüşürüz. Belki ufak tefek enerjim olursa sizlere görüntü çekmeye çalışacağım. Köşeye falan telefonu koyup artık çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar çakıyor gördüğünüz gibi. Şimdi forkliftçi yükleyecek. Ben size sistemi göstereyim. Şimdi şurada bu tabloya değmiyor, boşluk var. Şuraya takoz yapıyorlar. Diğer tarafa takoz. Arka tarafına takoz yapıyorlar. Bunları bir de tabanı çakıyorlar gördüğünüz gibi. Bakın çiviler var, hem kablo topuna hem de tabana çakıyorlar, sabitliyorlar. Şimdi onun sabitleme işlemi bitince bu atılacak. Böyle komple rulo kablolarla dolacağız. En arkaya da paletlerimiz atılacak. Sonra yola çıkacağız, devam edeceğiz hayırlısıyla. Sizlere de böyle kalan son enerjimle, çünkü çok sıcak,
Güneş felaket bir derecede yakıyor. Samsun bugün sıcak. Kalan enerjimle de bunu göstermek istedim. Hayırlısıyla yükümüz yükleniyor. İki gün daha Samsun'dayız. Pazar günü de yola revan olacağız. Macaristan seferi başlayacak. Hadi bakalım kaç günde gideceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bütün bu komple serüveni de sizlere izleteceğim. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Derince'de Supalan gümrük alanının içerisinde. Şöyle göstereyim size, hatta şöyle ufak da bir deniz manzaramız var. Yanımda Enel var. Deniz Enel hazır. Her zaman gibi bekliyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kısaca bahsedebilirsin. Ne yapıyoruz? Burada gümrük bekliyoruz. Açtık. İhale gümrüğü olacak. Evet. Oradan sonra nasıl olursa kapı buraya. Şimdi sıralaması nedir abi? Beyannamemiz açıldı. Beyanname açıldı. T1. T1 yazılacak. Ondan sonra tesis olacak arabalar. Mühürlenecek. Ondan sonra devam. Ondan sonra çıkacağız. Kapıya gideceğiz. Kapıda da şöyle bir şey var. Macaristan Dozdolası sanırım ayın 1'inde açılıyor. Şimdi 15 arasında kullanımı açılıyor. Aynen. 15 günlük bir dozdola oluyor. Zaten biz gittiğimizde de 50 saatlik bir sıra var diyorlar şu anda Kapıkule'de. Gittiğimizde 2 gün falan Edirne Kapıkule tarafında bekleyip dozdolamızı alacağız. Dozdolayı aldıktan sonra da GTI'ye geçip, ya zaten GTI'ye geçersek de büyük ihtimalle 9 saate falan zilimiz öter, çıkarız. Yani ortalama 50 saat sıra varmış, ben size öyle söyleyeyim. Buradan Kapıkule'ye gideceğiz. Şimdi yaklaşık 1 saat sonra falan inşallah evraklarımız falan tamam olacak, çıkacağız. Hep iyimseriz. Ya çıkacağız ya inşallah. Tırcılığın en büyük şeyi beklemek. Beklemek. Başka hiçbir şey yok yani. Her yerde bekliyorsunuz. Bak korna çalıyorlar. Beklemeyi sevmiyorum. Bizde araba var, sen git. Hayırlısıyla bakalım, buradan çıkacağız bir saate kadar. Ondan sonra Kapıkule'ye geçeceğiz. Kapıkule'de de bizi biraz sıra bekliyor. Orada da bekleyeceğiz. Sonra Vereli, Bulgaristan, Romanya, Macaristan. Evet, Köfteci Yusuf'un oradayız. Kardeşlerimiz gördü bizi. Selam verdi. Bak arabanın ekstra. Abi ben neydi? Senden nasıl alacağım o videoyu? Videoyu alamazsın. YouTube'da izlersin anca. İsimler Allah. Neydi? Murat Alkan. İbrahim Kaya. İbrahim Kaya, Murat Alkan. Selam olsun kardeşim size. Abi aynı yolda. Geceniz abi güzel olsun. Dikkat edin kendinize. Abi. Hadi hayırlı yolculuklar size de. Kardeşlerim gördüler beni burada. Selam verdiler. Abi dedi egzoz var. Dedi egzoz yapar mısın? Dedi ben anlamam. Ben de dedim o kadar bilek yok. Ben dedim yapamam. Bak bağıra bağıra gidiyor. Anahtar şeyde cebimde. Evet arkadaşlar, hazır açmışken size de bilgileri vereyim. Dinleyelim bak. Gençler görüyor musunuz ne kadar güzel, bak egzoz yapmışlar. Keyifli keyifli yol yapıyorlar ikisi beraber. Büyük ihtimalle ya arkadaşlar ya kardeşler. Çorabamızı çalıştıran bir klimamızı çalıştıran, çünkü hava çok sıcak. Evet ne yaptık? Biz şu anda köprü yolundaki köprüyü geçtik. Köprü yolunu geçtikten sonra Köfteci Yusuf var. Oradayız. Geldik. Şöyle market alışverişimizi yaptık. Bakın su aldık. Şuraya içecek mi içecek aldım. Şurada da bir paketim var. Şimdi hepsini arabanın içinde yerleştireceğim. Bu arada yani hiçbir şey almadık. Yine 300-400'lük olduk. Yani ne olacak bu işin sonu böyle hiç bilmiyorum ama şimdi ben bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra kapıya doğru devam edeceğiz. Büyük ihtimalle Lesova çıkacağız. Lesova'ya doğru devam edeceğiz diye biliyorum. Onunla öyle konuştum. Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün günlerden 30 Ağustos 2022. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar neredeyim? Sessizliğin ortasında. Şimdi göstereceğim size. Arkamda sıra var. Gördüğünüz gibi. Ön tarafımda sıra var. Şurada. Hamzabeyli sınır kapısına gelmek üzereyiz. Şimdi neden buradan gittik? Buradan GTI Park yani Dozdola sahasına sıra bekleyerek gidebiliyorsunuz.
Diğer tarafta 60 saat sıra vardı. Normal bir GT'den fişinizi alıp normal bir parka gideceksiniz, 60 saat. Yani bu ne demek oluyor? 1,5 gün gibi, 2,5 günden belki fazla sıra beklemek demek oluyor. GT'ye, yani Dozola sahasına girmek için, yani çıkış yapabilmeniz için. Biz de karar verdik Onur'la, dedik ki burada 7 kilometre şey, aynen 7 kilometre sıra vardı. 7 kilometreyi sabaha kadar dedik gireriz. Şimdi sabah oldu, saatlerimiz saat 7.24. Şurada kapı zaten görünüyor. 3 saate de buraya geçeriz biz. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 gibi GTI Park'a girmiş oluruz. Dozola işlemlerimizi, dozolamızı falan alırız. Kartımızı okuturuz. Büyük ihtimalle de 10 saate, 8 saate de buradan çıkış bizim için mesajımız gelir. Ondan sonra da Bulgaristan tarafına geçiş yapmak için hareket ederiz. Orada fazladan 2,5 gün bekleyene kadar burada bir gün böyle dur kalk sırayı çekeriz dedik. Uykusuz kalırız yüzümüzden de. Yani yüzümden de gördüğünüz üzere. Onur da aynı şekilde. O da uykusuz. Ben de uykusuzum biraz. Dedik yani sıradan gidelim. Hızlı bir şekilde dedik. Bulgaristan'a geçiş yapalım. Macaristan'a da oradan devam edelim. Böyle olması biraz daha mantıklı ve işimize geldi. Dozola'yı sorduk. Macaristan ikili Dozola'sı. İçeride şu anda 16 tane falan kalmış. Bayağı uzun zamandır da duruyormuş zaten. Büyük ihtimalle bize de Dozola kalacak. Zaten yarın, eğer Dozola kalmazsa da yarın gece yeni Dozola açılıyor. Ayın 1'inde, yani 2 gün sonra yeni Dozola açılıyor. Yeni Dozola'mızı alır gideriz. Yani fark eden çok bir şey olmuyor. Ama büyük ihtimalle buradaki Dozola'ya yetişeceğiz. Hayırlısı da gideceğiz. Çok güzel bir hava var. Güneş böyle doğdu. Hava aydınlandı. Sesimden de, sesimin çatallığından da anlayacağınız üzere bayağı bir sabah. Ülkenin en batısında sayılırız şu anda. Yani en batısındayız hatta, öyle söyleyebilirim. İnşallah bugün akşam üzeri de Bulgaristan tarafına geçmiş olacağız. Şimdi biz de devam edeceğiz. Kapıya biraz daha yaklaşacağız. Onur'a ilerlemesi için korna çaldım. Şimdi bakın ileride tırlar var. Yelek asmışlar arkalarına. Şimdi onu göstereceğim size. Bak şimdi bunlar dinlenme yapıyor arkadaşlar. Arkada yelek asılı. İstirahat yapıyorlar. Takoları bitmiş. Şimdi biz onları geçiyoruz. Arkada yelek görüyorsanız eğer bir arabanın arkasında, onu geçebilirsiniz. Çünkü o kişi istirahat ediyordur. Tako su bitmiştir. Tako yapıyordur. Ve bakın geldik, yaklaşık 200-300 metre kadar geldik. Şimdi tekrardan şöyle ben birazcık açığa alayım önümü görmek için. Gördüğünüz gibi buraya kadar indik. Kapıya daha az bir mesafe kaldı. 2 kilometre kadar bir mesafe var. Böyle böyle gidiyoruz. Ne kadar saatte hareket ettik? Yaklaşık 1,5 saat bekledik. 1,5 saat sonra hareket ettik. Yani her bir saatte bir böyle 300-400 metre hareket ediyoruz desem yeridir. Evet arkadaşlar, GTI Park'ın içine girdik. GTI Park'a girişte hemen 60 lira ödüyorsunuz, otopark parası. Burada dinlenmenizi, istirahatinizi yapabilirsiniz. Size hemen böyle tamam kardeşim hadi çık diye demiyorlar. Öyle bir durum yok. Kaç gün kalırsanız kalın. Yani 2 gün falan kalırsınız zaten en fazla da. Hani 45 yapasınız vardır. 45 denk gelmiştir dinlenme. Burada 2 gün kalıp sonra yola çıkabilirsiniz. Şimdi içeride tabii bizim kayıtlı telefon numaralarımız var. Bize mesaj geliyor. Hemen size ben gelen mesajı da mesela okuyayım. 55LN500 Hamza Beyli GTI tır parkına, tır parkı çıkmak istediğiniz zaman kartınızla sıra alınız diyor. Ben çıkmak istediğim için şimdi 11 saat tako yapacağım. 15 saat mesaiye girdik çünkü. Şu kartı bize veriyor. Bunu gidiyoruz yemekhanede
cihaz var. Okutuyoruz. Orada 20 saat 5 dakika falan yazdı. 20 saat 10 dakika yazdı. Onur okuttu. 20 saat 4 dakika yazdı ona da. Yani 20 saate bize mesaj gelecek. Aha gitti. Evet. Bir çekim kazası. Tekrar sağlayayım şöyle. İnşallah bu sefer gitmez. Yani bize şimdi şey gelecek. SMS gelecek. Kapıya doğru gidebilirsiniz de. Biz de hareket edeceğiz. Hem de takomuz yapmış olacağız. Kaç dakika olmuş gireli? 1 saat 22 dakika olmuş. Şu anda içeriye gireli. 11 saat kesintisiz burada durmamız gerekiyor ki takomuz bir sonraki güne devir edebilsin. Zaten 20 saat olacağı için 11. Yarın sabah saatlerinde falan buradan çıkışa geçmiş oluruz. Yani yarın sabah buradan hayırlısıyla yürürüz. Bugün günlerden ne? 30 Ağustos söylemiştim zaten. Salı, çarşamba günü buradan yürürüz. Perşembe, cuma günü büyük ihtimalle size gette oluruz diye tahmin ediyorum ben. Cuma, cumartesi. Gümrüğümüzü falan açtırırız. Pazartesi günde yükümüzü yıkarız, geri döneriz. Hala nasip ederse bakalım hayırlısıyla. Böyle size bilgi vermek istedim. Şimdi Onur'la birlikte buradayız. Edirne'ye gitme planımız var. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Bu arada GT Park'ta bütün imkanlar var. İşte berberiniz var, marketiniz var. Ama burada ATM yok. O çok kötü. ATM için geride böyle 5-10 kilometre geride ya şeye gideceksiniz. Market alanlarının olduğu yere gideceksiniz. Ya da Edirne'ye gideceksiniz buradan. Biraz böyle sıkıntılı. Duş imkanı falan var. Gittik işte duşmuş aldık falan böyle. Kendimize geldik desem yeridir. Şimdi bir uykumuz da var. Biraz dinleniriz. Sonuna bir karar vereceğiz. Bakalım Edirne'ye mi gideceğiz? Duruma göre hareket edeceğiz. Sizlere bilgi vermek istedim. GTI Park'tan herkese sevgilerle. Ben şu arabanın içerisini bir toparlayayım. Ondan sonra planı programı yapalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar geldik. İki arabaydık. Dört araba olduk. Hemen şöyle göstereyim. Bak. Kafkasyalı Ömer abi. Lakabım dedi Kafkasyalı. Onu göstereyim. Serdar abimizin arabası benim araba. Onur'un araba. Bu da buradaki Polonyalı kim? Kolegamız. Şimdi buna aküsü bitmiş herhalde. Akü takviyesi yardımı yapıyorlar. Onur her zamanki gibi usta. Bu arada ben size nerede olduğumuzu göstereyim. Abi şu an neredeyiz? Mevki olarak Serdar abi. Elhoma'nın az ilerisindeyiz. Burada şimdi durduk. Bir kısa böyle bir mola vardı. Onu yapıyoruz. Onur arkadaşa yardım edecek. Aa, farlar falan geldi. Bakalım çalışacak mı? Aha geliyor geliyor. Aynen çalışacak. Daha demin çalışmadı. Neyse inşallah çalışır. Biz de böyleyiz. Abilerimiz de şey tarafından gideceklermiş. Çalıştı mı? Aa çalıştı. Onur yapar ya. Onur var ya gerçekten. Hani usta gibi. Usta ya aslında. Usta, usta gibi değil usta yani. Dedi çalışacak dedi. Sıkıntı yok kızım. Derin almıyor falan. Dedi çalışacak. Baksanıza adamın dolabına. Her şey var bak. Kablo mablo. Kolega. Kolega okey. Polonya. Polonya. He Polonya. Bak Polonyalıymış. Bu da böyle bir anımız. Ben buranın şimdi konumunu atarım. Tam olarak nerede olduğumu görürsünüz. Bu arada ne yaptık hemen sonra onu söyleyeyim sizlere. Orada GTI Park'ın içerisinde Serdar abi ve Ömer abiyle tanıştık. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Onlar da vidin üzerinden gidecekmiş. Biz de bu taraftan gidiyoruz. Hatta Ömer abi izleyen arkadaşları falan varmış. Dedi ki Kafkaslı Ömer de hani beni de tanırlar tırcı arkadaşlarım. Onu da söylemiş olayım. Kendisini göremedim. Görürsem sizlere de göstereceğim. Serdar abinin aracı var. Benim araç var. Onur da şimdi birazdan yanımıza gelir. Bir ufak molamız var burada. Ne yaptık? 6-7 saatte sınırı geçtik. Ondan sonra devam ettik. Buraya kadar geldik. Attığım konumdayım. Şimdi tekrardan yola çıkıp devam edeceğiz. Bu arada internetim yok. İnternete Onur'dan bağlanıyorum ama benim de hattıma herhalde geldi. Oh be süper oldu. Biraz önce Edirne'de Kapıkule'de bir telefoncuyla görüştük. Parasını gönderdik. Benim de telefonum geldi. Aha. Ömer abi. Neydi abi lakap? Kafkasyalı. Kafkasyalı? Ömer. Kafkasyalı Ömer. Bak doğru söylemişim. Zaten yazıyor orada. Kafkas 36. Ailenizin otokurtarıcısı. Aksu'nun göğsünde yazardı. Bunun da
güneşliğin üstüne ışıklı tabela yapmışız. Ömer abi de sizlere tanıştırmış oldum. Bizlere bidine kadar yardım edecekler Serdar abi ile Ömer abi, sağ olsunlar. Biz de acemi çırak olduğumuz için. sizin yolculuk nereyeydi abi? Letonya artı Estonya. Yani tabii böyle çalışma şartları da var. O ayrı bir çalışma şartları ama biz takolu çalışıyoruz. Hani onu söyleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi araçlar zaten hani yabancı plakalı. İkisi Estonya artı Letonya'ya gidecek. Biz de Macaristan'a gideceğiz. Sizlere de burayı böyle bir gökyüzünü Bulgaristan'a girdiğimizi göstermek, söylemek istedim. Hadi bakalım yola devam. Evet arkadaşlar, Yambol'a kadar geldik. Ondan sonrası otobana bağlandık. Önümde Serdar abi gidiyor. Arkamda Onur'la Ömer abi var. Onlara da tekrardan buradan selamlarımı göndereyim. Teşekkürlerimizi edelim. GTI Park'ta güzel muhabbet ettik, sohbet ettik. Hüseyin abimiz de vardı. Onu da unuttum. Hüseyin abiye de buradan çok selamlar. Yakın bir zamanda da inşallah onunla bir Almanya seferimiz olabilir. O zaman da onu tanıştırırım. O da iyi bir güzel bir abimiz. Sohbeti hoş, tatlı bir abimiz. GTI Park'ta dün akşam muhabbet sohbet ettik. İşte abilerle tanıştık. Onlar da buradan gidiyordu. Biz de takıldık peşlerine diyelim. Evet, Plovdiv, Sofya devam. Plovdiv'e 165, Sofya 294 kilometre yolumuz var. Ben takomu işte dediğim gibi başlatalı bayağı bir zaman oldu. Gece mesaiyle birlikte işte 2'ye kadar filan sürüş yapabiliyoruz. Takolarımız, tako notlarımı filan da aldım. Ya bu telefonsuzluk o kadar zor ki, yani yolda giderken böyle o telefoncuya şeyi gönderdik filan. İşte hani bizim işimizi hallet, O2 hat kullanıyorum ben bu arada. O2 işte parasını gönderdik, işte hatta kontrol yükle gibisinden. Yani parayla hat açıyor yani aslında baktığınız zaman. 40 euro gibi bir fiyatı var. İşte onu gönderdik. Kapıkule'de bu işlemi yapıyorlar. Hatta Doğuş Oto Navigasyon var, Doğuş Navigasyon var, onlar yapıyor. İşte WhatsApp üzerinden mesela O2 hattım vardı. WhatsApp üzerinden yazdım, paralarını gönderdik, dekonta attık, hattımızı açtılar. Yalnız dekonta atmayı unutmuşum ben. Onur'un arabaya, böyle Onur Kasis var önümüzde mesela, yavaşlıyor. Onur'un arabaya bağlandım. Kuzen dedim, ben de internet hiçbir şey yok. Yani ulaşa ses gönderdim. Hemen şeyin numarasını attım ona. Doğuş Navigasyon'un o numarası var. O iki hattın üzerinde. Onun fotoğrafını çekmiştim ben. Vardı bende. Attım. Dedim ara. Hemen dedim hani açsınlar. Dekontu atmayı unutmuşuz biz. Ondan sonra işte orada mola alanında da durunca dedim hemen dekontu gönder bana, gönderdik onlara, hat hemen açıldı 2 dakika içinde. Öyle bir durum yaşadık, böyle bir karışık bir durum oldu. Ya aklıma şu geliyor, yani birisinin yani geçmiş 20 sene evvelini, 25 sene evvelini düşünüyorum, tamam mı? Yani yola gidenler nasıl gidiyormuş ya, gerçekten cep telefonu yok, yani kolay kolay iletişim yok, hiçbir şey yok. O kadar yani zor ki, samimi söylüyorum yani. İnternetsiz, ya hadi interneti geçtim ya, telefonsuz, yani aradığınız kişiye ulaşamamak falan. Böyle çok çok garip bir durumlar yani. O anlık internetin kesin, internete o kadar alışmışız ki böyle her şeyde hemen internete soralım, hemen internete bakalım muhabbeti yapıyoruz malum. İnternetin olmayışı bile insana etkiliyor. Hayırlısıyla çıktık be. Çok uzun zamandan sonra vallahi özlemişim, ama şakama gerçekten insan özlüyor yani. Özlemişim. Şöyle bir o pasaportu vermeleri. Bu arada pasaportlarımı falan kontrol edeyim. Pasaportum nerede? Kapıdan mafet unutursa pasaport, ruhsat, T1 belgelerimiz. Her şeyimiz tamam. Dozolamız, o da içeride. Çıkışta dozolayı şey yapacağız. Ya durumlar öyle. Gerçekten özlemişim. Ben Hamza Beli'den bu ikinci çıkışım, bir kere daha çıkmıştık. Onu da Onur'la birlikte çıkmıştık. Onur pek Kapıkule'yi böyle şey yapmıyor, sevmiyor. Bir de hem sevmiyor, buranın hızlı aktığını söylüyor ve gerçekten öyle. Yani oraya gidip 60 saat otoparkta bekleyip bir de GT'ye geçip 8-10 saat, 12 saat bekleyene kadar burada mesela bir gün 10 saatte sıraya giriyorsunuz. Mesela 10 saatte GT'yi parka girdik, 20 saatte zilimiz çaldı. Orada 60 saat bekleyeceksin. Bir de ekstra olarak da 60 saatin üstüne 12-13 saat daha bekliyor. Yani 70 saatleri falan bulacaktı. Biz gene erken çıktık. O yüzden çoğu ekspres çalışan, yani hızlı çalışan yükü
şey olan, yani hani hızlı gitmek isteyen o sıranın kahrını çekiyor. 7 kilometre, 8 kilometre, 10 kilometre, 10 saatlik, 15 saatlik sıranın kahrını çekiyor. 60 saat Kapıkule'de beklemeden buradan daha hızlı çıkıyor. Biz şu anda bir gün erken çıktık desek yeridir. Belki bir buçuk gün erken çıkmış olabiliriz. Şimdi takomuzun yettiği yere kadar hayırlısıyla süreceğiz. İnsan şey oluyor ya, hani böyle özlüyormuş yani gerçekten. Yani Türkiye'ye tamam hani çıktık filan, böyle 4-5 sefer yaptık ama şöyle bir şey var. Tam Türkiye için çalışıyorsun ama aklın hep şeyde, ya işte bir hani gitseydik, bir Macaristan'a gitseydik, Romanya'ya gitseydik, atıyorum işte Polonya'ya gitseydik falan, böyle insan o şeyi de arıyormuş. Yani bu tarafa çalışmaya devam edeceğiz hayırlısıyla. Bıraktın mı filan diye soranlarınız çok vardı. Bırakmadık, gördüğünüz üzere devam yani. Yardırışa devam. Güneş de güzelce ne battı, bulutlar mutlar var, şimşekler filan çakıyordu. İlerlerde yağmur yağıyormuş bu arada. Bakalım dağ yollarını ne yapmışlar. Kimse bir şey yapmış demiyorlar yani, çok fazla yol. Otoban açılmamış zaten, hala dağ yolundan, Butevrat yolundan gidiliyor. O dağ yolu da hala aynı şekilde duruyormuş, öğrendiğimiz üzerine. Ama bakalım hani yarı yarı yerleri falan böyle çalışmışlardı. En son seferden dönerken malum biliyorsun Sofya çok farklı bir yerden inmiştik. Ferrari'ye bak. Hey yavrum benim be. Acaba bu Ferrari ile otoban değil de normal otoban olmayan bir yere gitmeye çalıştığında Bulgar'ın yollarında sorun yaşıyor mu şimdi? Bak onu merak ettim. Çünkü abi gidemezsin yani, hani çatara patara bir yerleri kırarsın yani o çukurlarda. Herhalde o yolları kullanmıyorlar büyük bir ihtimalle. Ya ben olsam şahsen kullanmam açıkçası. Yani Ferrari'yi kırmak istemem açık konuşmak gerekirse. Mazot aldık. Mazot 20.90. Bu arada niye hikaye attım? Niye hani mazot ucuz diye yazanlarınız çok olmuş. Arkadaşlar gümrükte böyle bir durum var. Gümrükte vergisiz yani KDV'siz mazot alabiliyorsunuz. KDV'niz olmuyor. Mesela alıyorsunuz artı 18 fişte KDV yazıyor. Bizde orada KDV yazmıyor. Yani sıfır yazıyor. KDV yok. Bu yurt dışına çalışanlara devletin bir teşviği. Yani yurt dışına iş yaptığınız için böyle ufak bir desteği oluyor. Mazot o yüzden uygun alıyoruz. Yani 20.90 alıyoruz. Dışarıda 26 lira, 27 lira civarlarında şu anda. Biz o yüzden uygun alıyoruz kapıdan. O da 900 litreyle sınırlandırıyor. Eğer yakın bir yere gidecekseniz de ha, Ömer abi geldi. Böyle bir selam verelim. Şöyle gidiyoruz işte. Böyle 3-4 araba. Güzel güzel gidiyoruz. Şöyle selektör atayım girsin. Yağmur başladı. Bak hemen selektör attığım için sinyalini veriyor. Sağ sol sinyal yapıyor. Diyor ki teşekkür ederim. Buranın onun mevzusu da bu. Ne diyorduk? Devletin bir teşviği oluyor yani, o yüzden uygun arkadaşlar. Yoksa kapıda şey değil yani, hani böyle ya hadi ya Türkiye'nin içine şey satalım da buraya da bu paraya satalım diye bir şey yok. Bize sadece teşvik veriyor, işte KDV'yi almıyor, uyguna mazot alıyoruz yurt dışına çıkarken. Şu vardı, uzak yolunuzun uzaklığına göre 900 litre en yüksek yakıt veriyor. Yakına giderseniz de 300 litre. Mesela nereye gidiyorsunuz? Atıyorum Yunanistan'a gittiniz veya Bulgaristan, Burgaz'a gideceksiniz. 300 litre veriyor. Hani böyle yakın çevrelere 300 litre kadar veriyor. Bulgaristan, işte Yunanistan sanırım var. İşte buralara gidecekseniz 300 litre alıyorsunuz. Ama Romanya'ya vesaire daha ilerlerine giderseniz 900 litre hakkınız var. Bizde 900 litrenin ben tam 756 litresini falan aldım. Arabamın üstünde de, benim arabamın deposu 1050 litre. Arabamın içinde de yaklaşık 300 litre kadar da bir yakıtım varmış. 750 litresini alabildik. Bize de yararı oldu. Faydası oluyor tabii ki de. Durumlar böyle yani, merak edenleriniz için anlatmak, açıklamak istedim. Heyecanlıyız. Tekrardan yola çıktık. Allah kazasız belasız hayırlısıyla bu sefere de bitirmeyi, sizlere de bu videoyu güzel güzel Harun'un hazırlamasını ve sizlere yayınlamayı nasip etsin inşallah. Açılışımızı yaptık. Alkışlıyorum kendimi. Alkışladım. Harun efekt koymuyor biliyor musunuz? O yüzden. Mesela şimdi Harun'a desem bir alkış efekti. Harun şöyle yapacak şimdi. Üf, abi. Hani sen yap, bizi uğraştırma be kardeşim be falan. İşin şakası. Harun'a da buradan teşekkür ederim. Sağ olsun kardeşim. Videolarımızı yapıyor. Ama geçen haftaki attığım videolarda, son attığım videolarda
Geç gelmesinin sebebi Harun'du. O yüzden yapacak bir şey yok. Harun, sana da buraya şikayetlerimi iletiyorum. İstediğin yere yazı yazabilirsin abi konuyla alakalı. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Kapatıyorum kameraları. İlerleyen bölümlerde görüşeceğiz. Yine kesik kesik ufak ufak yerleri böyle sizlere göstermeye çalışacağım. Konumlarla da olduğum yerleri sizlere. Aa bak ben buradayım kardeşim işte. Siz de görün dünya haritasından böyle yavaş yavaş aşağı inerekten göreceksiniz bulunduğum yerleri. Hayırlısıyla hadi bakalım görüşürüz. Günaydın, günaydın, günaydın. Arkadaşlar neredeyiz? Bulgaristan Havuzlu Park'tayız. Bunu Google'a bile yazsanız bulursunuz. Gene de ben konumunu buraya iliştireceğim. Burada güzel bir park var. Geldik şimdi. Dün geceden kaza vardı Botevgrad yolunda. Biraz böyle toteli açtık ama buraya kendimizi attık. Bir 20 kilometre kadar açtık. Bir 20-25 dakikalık daha sürüş yapıp mecburiyetten dolayı yol kapanmıştı ve park yeri yoktu. Buraya kadar kendimizi attık. Burası da havuzlu park, doluydu, boşalmış. Şimdi su almaya gidiyorum arabaya. Arabanın nihayet sularını dolduracağım. Onur uyuyor. Saatlerimiz 10.30 falan. Baya gece 2-3 gibi falan geldik biz buraya. Bakalım şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yapacağız. Şurada da su varmış. Abiye sordum sağ olsun. Yardımcı oldu. 07 plaka bir tane Magnum vardı. Şimdi şuradan sularımızı dolduralım. Bak havuzlu parkın mevzusu. Buraya kışın gelmiştim kuzen ben. Kışın burası kapalıydı. Bak hiçbir şey yoktu. Tertemiz görüyor musun? Aynen, aslında girsek mi ya? Bir tur girelim mi? Valla girilebilir aslında. Evet bak havuzlu parkın şeyini göstereyim arkadaşlar. Burayı kışın gelmiştik zaten. Sizlere göstermiştim ama o zaman kapalıydı. Çok güzel görünüyor. Ya valla ben dalmayacağım. İyi de olurdu aslında. Ben. İyi de olurdu da. Bir dahaki turda be. Ben şu an girmeyeceğim. Soğuk olsun. 15 gün sonra. Ya burasını da böyle sizlere çekmiş oldum. Devam. Şimdi biz bir gideceğiz. Biraz kirlendik, battık. Arabayla uğraştık. Şey yapacağız. Duş alacağız. Ondan sonra akşam devam. Evet. Arabanın sallandı. Böyle bir şey olabilir mi? Şu yollara bak. Yani böyle bir düşüş yok. Arkadaşlar havuzlu parktan çıktık, yaklaşık hemen takıma bakıyorum, 1 saat 37 dakikalık sürüş yaptık, 87 kilometre yol geldik. Şimdi bak şuradaki çukuru göstereyim size. Bu bir çukurdur ya, bak bu. Şu yolun araba nasıl yamuluyor bildiğin kaldı orada. Burası Vidin yolu arkadaşlar. Burası transport yolu. İlginç ya bak. Ve son 3-4 kilometredir yol böyle. Gerçekten anlam veremiyorum bak. Öndeki abimiz tanıdık, o yüzden öyle selektör uzun tuttum. Sen şey yap diye. Yani sen diyorum, siz izleyin diye. Yani böyle yolu görün de bakın ne kadar ağır gidiyor. Abimiz de tanıdık. Havuzlu Park'ta tanıştık. Mustafa abi. Ona da buradan selamlarımı göndereyim. İzleyecektir. Bütün videolarımı izlemiş. Muhabbeti çok hoş bir abimiz. Bayağı oturduk, çay çorba içtik. Muhabbet sohbet ettik. Sağ olsun bize de Vidin'e kadar böyle bir ön ayak oldu. Bizi de götürüyor. Tekrardan selamlarımı göndereyim. Şöyle yolu da sizlere göstermiş olayım. Gittiğimizi de göstereyim de şöyle. 0.5 kilometre falan yani. Çok şey de yok.
Yalnız bu yol böyle değildi, bu yol bozulmuş. Yani bu yol baya baya bozulmuş. Anlam veremedim ben buna tabii. Yani bunu böyle yapıp arabalara ezdirip üstüne büyük ihtimalle sonradan asfalt attıracaklar ama çok ilginç yani harbiden. De abi sen hani bu tarafa geçmene gerek yok, kusura bakma. Biz de yol gidiyoruz ve rampa çıkıyoruz. Yani biz de o yerlerden geçiyoruz ama kimsenin önünü kesmiyoruz. Buradan sonrasında asfaltlar mesela yapılmış. Şu kısım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu bir transport yolu. Gördüğünüz üzere araba kırmaya devam desem de inanmayın Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla yavaş yavaş gidiyoruz. Yani burada böyle paldır küldür girmiyoruz tabii. Çok yavaş, arabaya dikkat ederek, arabamızı kırmadan, kendimize arabamıza zarar vermeden devam etmeye çalışıyoruz. Neredeyim? Vidin'e doğru gidiyorum şöyle. Ben size tabelayı göstereyim. Smoljanovitsi diyor, Vidin diyor. Şimdi burada sola geçecektik ama tabii ki geçemeyeceğiz. Karşıdan araba geliyor. O yüzden şöyle yavaş yavaş hareket edeceğiz. Yani araba geçtiğinde kendimizi sola alıyoruz. Asfaltın üzerine. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Vidin'e gideceğiz. Vidin'de bakalım ne kadarlık bir sıra var. Onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, Vidin Kalafat arasındaki sınır kapısındayız. Yaklaşık 5-6 kilometreden gece, daha doğrusu 6-7 vardır sıraya girdik. Şu an 2-3 kilometre kadar kaldı. Bayağı uzun bir zaman geçti. Yani 7-8 saat kadar bir zaman geçti neredeyse. Bekliyoruz bakalım, hayırlısıyla inşallah geçeceğiz. Bak arkaya doğru sıra nasıl gidiyor bak. Hani sıranın şu gittiği yere bakın, ta şuradan. Şuradan şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Şu arka taraftan beri başlıyor buraya. Şu ileride de köprü var. Orayı da göstereyim size. Tuna Nehri'ni geçen köprü. Eğer görünürse. Ha, önümüze ağaçlar kapatıyor. Görünmüyormuş. Bekliyoruz sırada. Çokça sıra var. Bakalım. Onur Bey, ne düşünüyorsunuz sıra hakkında? Birkaç yorum alalım sizden. Günaydın. Arabanı kilitledi, mülteci girmesin. Bana geçen de burada işte, ya büyük ihtimalle ben bu sırada bekliyordum arkadaşlar. O benim mülteci şuraya girmişti. Dur bir kontrol edeyim. Tak diye çıkıyormuş, düşünsene. Yok ya, bu sefer girme şansı biraz pek. Tam şuraya pusmuştu. Bu sefer gece uyanık kaldık. Girme şansı yok da gene biz üstünü altını kontrol ederiz. Yani bu sırada mülteci girmişti o zaman. Allah'ın izniyle şimdi sıkıntısız geçeceğiz. De bayağı uzun zamandır bekliyoruz ama şunu söyleyeyim. İyi ki geceden gelmişiz. Kesinlikle 12-13 kilometre. En az 60 tane araba vardı yatan, takosu bitmiş, yelek asılı. 60-70 tane arabayı böyle, şimdi mesela biz burada sıradayız. Şöyle söyleyeyim, bu arabanın mesela takosu bitmiş. Biz bu arabayı geçiyoruz. Mustafa abi. Abi videoda senden bahsetmiştim. Şöyle bir de tanıştırayım seni. Mustafa abiyle bir Savuzlu Park'ta karşılaştık. Söyledim sizlere. Muhabbeti sohbeti çok şahane bir insan. Onunla karşı bizi buraya kadar getirdi abi, eksik olma. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bakalım şimdi kaç saate geçeriz? Şimdi totalin dolmasını söyleyeyim ben sana. 1.20 gibi sanırım dolacak bizim toteller. Olacak. 12. O zaman toteli bozmadan bozarız. Tamam abi o zaman ya. Siz öyle diyorsanız. Bizim zaten mesaiye girdik biz iki sefer. Artık hakkımız kalmadı. Son yani. Bakalım. Ne abi? Şey mi? Arkadaşı anlatacak. O gelen var ya. Hangisi? Hungar'ı mı diyorsun? He, onu kendi aramızda konuşalım. Ben ona bir buradan bir bağırdım zaten. Ben bir şey yaptım da. Bir şeyler söyledim.
geçen var. Evet, Ukraynalı ailemiz geçip gittiler. Ya burada bir olay oldu. Bir tane panelvancı Bulgar. Böyle biz biraz şimdi çift sıra olduğu için yolu kapatmıştık. Geldi bağırdı, dedik hani ne bağırıyorsun Esa? Böyle bir ufak bir mevzu olduğu için onun derinlemesine konuşacağız. Ben şeyi anlatıyordum. Şimdi burada mesela sağ taraftaki adamın takosu bitmiş. Arkada yelek asılı. Hemen böyle yan tarafında o emniyet şeridinde duruyor. Biz de bu şeritten böyle bir şerit boş bırakarak gidiyoruz. Ama yeri geliyor. Bu şerit hani adam bu tarafa yanaşmış oluyor ama arkasında boşluk olmuyor, önünde boşluk olmuyor. Geçiyoruz şu şeridi, mecburen biraz böyle kapatmak zorunda kalıyoruz. Geçemeyen araçlar olduğu zaman tabii ki de müdahale ediyoruz. Hemen iniyoruz, yardım ediyoruz, geçiriyoruz. Öyle de oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, Almancı çift vardı. 3-4 araba böyle arkadaşlar. Sığmadılar. Bizim arabadan geçemediler. Taksiyle biz hemen indik. Arabalar geriye aldık, ileriye aldık. İyicene sağ tarafa yanaştırdık. Onları geçittirdik yoldan böyle. Gelenlere de yardımcı oluyoruz. Evet, nihayet yeşil ışık yandı. Kırmızı da aşağıda bekliyorduk. Yeşil yandı. Şimdi Tuna Nehri'ni geçeceğiz arkadaşlar hep beraber. Bakalım. Nasipse Bulgar'dan artık çıkıyoruz. Çıktık sayılır. Romanya'ya giriş yapacağız. Romanya Kantar. Sonra Bulgar dozolasını mühürleteceğiz. Çıkış dozolasını, pasaportlarımızı vereceğiz Bulgar'a ve Romanya'ya. Şöyle etrafı göstereyim size. Bakın Tuna Nehri'nin üzerinde geçiyoruz. Çok geniş nehir yatağı olan bir nehir. Hızımız 42'ymiş. Nihayet onca saatten sonra, nereden baksanız 12 saat, 13 saat, 12 saat olmadı, 11 saatlik bir sıra beklemesiyle Tuna Nehri'ni geçip Romanya sınırlarına hayırlısıyla giriş yaptık. Bu köprü yeni bir köprü. Çift şerit gidiş, çift şerit geliş bir köprü. Vidin'deki. Ama Rusçuk'taki geliş gidiş böyle metal bir köprü. Bu köprü biraz daha böyle şey, modern, yeni yapılmış sanırım. Yani yeni dedim, gene bayağı bir senesi vardır. Ben tabii tarihi ne kadar bilmiyorum ama bakalım şimdi buradaki Romanya'daki sıramız ne kadar sürecek, ona bakacağız. Büyük ihtimalle yatan arabalar var, bakın şimdi onları geçeceğiz. Sırada takoları bittiği için yatanlar var. Onlar da nasıl yapıyoruz sizlere göstereyim. Ha işte Romanya. Bu nehrin, ya bu köprünün yarısından diğer tarafı Bulgaristan'a ait, diğer yarısı Romanya'ya ait oluyor. Rusçuk'taki köprüde de burada da bayrak simgeleri falan oluyor. Rusçuk'taki köprüde de bir tarafında Romanya, bir tarafında şey yazıyor. Bakın yelek asmışlar arkadaşlar. Yelekler asılı. Tako yapıyorlar. Bir tarafında Bulgaristan, bir tarafında Romanya yazıyor. İyi, bayağı ilerledik. Bizim de sürüş, yani çalışma saatimizin, 13 saatlik çalışma saatimizin dolmasına 10, 20, 30, 36 dakika falan var. Bakalım hayırlısıyla inşallah 36 dakika içerisinde Tako'ya bir zaval getirmeden inşallah Romanya'ya girmiş olacağız. Evet, geldik bakalım. Onur da arkamda geliyor. Mustafa abi önümüzde. Devam bakalım. Tuna Nehri'ni geçtik arkadaşlar. Burada da bir şimdi Kantar sırasına gireceğiz. Tescil, pasaport vesaire. Devam edeceğiz hayırlısıyla. Şöyle direksiyonumu kaldırayım. İmdatımı çekeyim. Beklemeye devam edelim, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kapıyı geçtik. Hayırlısıyla Romanya'ya girdik şimdi. Ne yapacağız? İleride tozlu park varmış. Oraya gideceğiz. Mustafa abi orada dedi park var. Gideriz orada dedi. Hem bir yemek yeriz.
yatarız, takımızları dinlendiririz. Ondan sonra da geceleri çıkarız. Macar kapıya dedi gideriz. Macar'a dedi girmiş oluruz. Öyle geldik bakalım. Romanya'dayız. Yani hiç değişmemiş. Hatırlarsanız kış zamanı burada her yerde şey vardı. Evlerin üzerinde hep ışıklar mışıklar vardı. Buradaki evleri hatırlarsınız. Kapıdan çıktıktan sonra. Işıklar vardı, yılbaşı şişleri vardı. Böyle Romanya'nın evleri sizlere göstereyim tekrardan. Gümrükteki polis beyzbol sopalarına takıldı. Dedi, bunlar tehlikeli. Hani herhangi bir kavgada dedi alıp dedi kullanabilme ihtimalim var gibisinden böyle şeylerden bahsetti. Biraz. Dedi ki bunlar aksesuar. Sonra kameraları sordu. Dedim ben hani YouTube yapıyorum. YouTube kanalım var. Ona dedim çekim yapıyorum falan. Sonra saldı. Sıkıntı yaratmadı. Geçtik. Şimdi gidelim bakalım. Şu park aynen buradaymış. Ha, tır parking diye bak. Size de göstereyim en azından. Şöyle girerken. Şurada bir parkmış. Arkamdakiler izin verdi. Bakalım ön tarafımızdaki arabalar geliyor. İzin verecek mi? Bu izin vermedi. Bekleyeceğiz. Şuna bir dönelim bakalım. Herkes yerini alsın. Şöyle dört arabayız. Bu arkadaşımızla da Havuzlu Park'ta tanıştık, Muhammed. Bakalım arabaları nereye koyacağız. Muhammed yan yana koyalım bence be. YouTube'a merhaba de. Başladın mı ben de çekmeye? YouTube'a merhaba de. Merhaba abi. Ya Avrupa yolunda böyle güzel arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Keyifli, böyle bol sohbet. Birkaç arkadaş birleşip güzelce yola gidebiliyorsunuz. Keyifli keyifli. Burası da tozlu parkmış. Niye tozlu park diyorlar bilmiyorum ama büyük ihtimalle burası yerde toz olduğu için mi? Şimdi ıslatmışlar ama şey yok. Ya şu parkların şu çukurlarını falan hiç sevmiyorum ya. Bura kuru havada toz olur harbiden yani. O yüzden mi tozlu park diyorlar acaba? Bakalım arabaları nereye çekecekler. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Her yer çukur ya. Gerçekten var ya. Şu Onur'un lastik izini takip edeyim. Şu araba çıkıyor. Onları çekeceğiz. Artık. Yan yana koyacağız. Gerçi ben de Onur'la o tarafa koydum ya. Onur'la girdiği yere aynen ben de girerim ya. Zaten çıkış buradaymış.
arkadaşlar. Geliyor abi, şimdi yanımıza girecek. Hadi bakalım, biz geldik. Dinlenelim, bir çayımızı çorbamızı içelim. Ondan sonra gece yola çıkacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 3.25. Yaklaşık 12 saat kadar bir istirahat yaptık. Güzel bir uyku çektik, güzel bir yemek yedik. Ondan sonra Mustafa abi geldi, uyandırdı bizi sağ olsun. Biz tabii uykuyu böyle görünce dalmışız. Hadi dedi, kalkın gidiyoruz. Şimdi hep birlikte yola çıktık. En önde Mustafa abi var, Onur var, ben varım. Arkada Muhammed var. 4 araba Karayova'ya doğru böyle devam ediyoruz hayırlısıyla. Çıktık bakalım. Romanya'da temiz asfaltta sürmeye devam. Romanya'nın asfaltını sevdiğimi sizlere söylemiştim. Romanya'da sürmek keyifli. Tabii köy içlerine falan dikkat etmeniz gerekiyor. Gece gittiğimiz için de biraz daha rahat olacağız. O konuda bir sıkıntımız yok. Şimdi buradan Turnusever'in Timișoara, yukarıda Arat, Arat'tan da sola döneceğiz. Yeni Natlak Kapı'ya gideceğiz. Tampon'da da yatacağız büyük bir ihtimalle, öyle görünüyor. 24'ümüzü yapacağız. Yeni bir haftaya başlangıç yapacağız. Bakalım bahsetmem gereken konular var mı? Hemen onlara şöyle bir göz atmak isterim sizlerin huzurunda. Evet bak, vizemiz vardı. Vizelerimiz geldi. Alman konsolosluğundan, biz Almanya'dan başvurmuştuk. Vizelerimiz geldi, aldık hayırlısıyla. Çok fazla detaya gerek yok, standart. Geçtiğimiz videolarda da zaten çok bahsetmiştim sizlere. Evraklarımızı gönderdik, vizemizi aldık. Sağ olsun Hüseyin abimiz var. Yine buradan selamlarımızı gönderelim. Oğullarına da ben selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerim izliyor bizi. Hüseyin abi de tırcı. Tanıştıracağım sizi. onun vasıtasıyla Çayeli Trans'ta Emre var. Emre'ye de buradan çok selamlarımı göndereyim. Onların vasıtasıyla vizelerimizi halletmiş olduk hayırlısıyla. Vize olayını böyle çözdük. Bir senelik vize geldi bana Almanya'dan. 90 gün içeride kalabiliyorum. Bu vize hani tarihi bir yıllık. Ama istediğim orada kalabilme sürem, yani Türkiye'ye geri dönmeden kalabilme sürem 90 günlük. Onur'a da Bulgar-Roman ikilisi vardı. Öyle olduğu için ilk Schengen olduğu için 3 ay geldi. Büyük ihtimalle ikinci Schengen'inde de Onur'a da 6 ay gelir. Ondan sonra 1 sene gelir diye düşünüyoruz. Vize durumunu böyle çözdük. Bu arada tatsız olaylar yaşadık ülkemizde. Hemen onunla da değinmeden geçmek istemiyorum. Aslında videonun başına değinmek isterdim ama unuttum. Notları aldığımı fark ettim. Gaziantep ve Mardin'de bildiğiniz üzere bir otobüs kazası, bir tır kazası meydana geldi. Sinyal verseydin de biz de çıksaydık. Buradaki kavşağı bilenler biliyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum arkadaşlar. Gerçekten ya, kazayla ilgili konuşmak, ben bilir kişi değilim, raporu tutan kişi değilim, olayı görmüş olan kişi değilim. O yüzden herhangi bir şey söyleyebilmek çok çok zor. İhmaller, kural dışı kullanımlar, işte hatalı olanlar kimlerse tabii ki de ortaya çıkacaktır. Allah rahmet eylesin. Yani bunun üstüne, böyle şeylerin olmaması üzerine neler yapılabilir onu konuşmamız gerekir. O yüzden kazayı falan yorumlamayacağım. Yani ölenlere Allah'tan rahmet dilerim. 30'un üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz diyelim. Bu üzücü hadiseyi de değinmeden geçmek istemedim. Bu konuyu da böyle en azından başsağlığımı dilemek istedim. Buraya bir daha yolunuz düşerse burada genelde radar oluyor. Polis ağaçlarından bir yerlere saklanıyor. Ona göre bilginiz olsun arkadaşlar. İlk Göbek'ten döndüğünüz zaman ki köy Maglak. Anladık abi, teşekkür ettik, sağ olasın. Biz şimdi Midland'ın telsiz kanalındayız. Kendimiz kurduğumuz bir 5. kanalda muhabbetliyoruz yan yana olduğumuz için. Şimdi yaparsak hem kahve alırız, size zahmet. Hem de kendi aramızda böyle. İleride bir petrom var, orada duracağım ben. Ve hepimiz sığmayabiliriz.
biz dışarıda duralım. Ya da bakalım ona göre ya. Şimdi ben bunun sesini kısayım. Şimdi ne yapıyoruz? Yan yana gidiyoruz. Telefonla, WhatsApp'la sürekli telefonumuzu da meşgul etmemek için Midland'ın telsiz program var. Açtık onu. 4 araba işte veya 5 araba, artık kaç araba gidecekseniz kendi aramızda en azından bak ileride şu var, ileride bu var demek için birbirimize böyle telsiz üzerinden şöyle şu programda konuşuyoruz, görüşüyoruz. Mustafa abi onu dedi, bak Göbek'ten döndüğünüzde ilk köyün içinde dedi, radar atarlar, hız kurallarına dedi uyun, problem yaşarsınız. Romanya'nın zaten yollarını filan ben size söylemiştim, polislerin işte ehliyet aldığı söyleniyor vesaire, hız kurallarına dikkat edin diye. Öyle bir durumlar varmış. Yani böyle tecrübeli abilerimiz olduğu zaman hem daha rahat yola gidiyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz. Yani biz hala öğrenme aşamasındaki çaylaklarız aslında baktığınız zaman. Romanya'daki polislerin demesi üzerine de tavşancıyız biz yani. Tavşan olduğumuz için de ayıklanmamamız gerekiyor. Bu şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden böyle gittiğimiz için de ekstra mutluyuz yani. Bazı şeyleri bilmek insanı hem rahatlatıyor hem de bilgisine bilgi katıyor. Geçtiğimiz günlerde otopark.com var biliyorsunuz. Onun Instagram hesabında Sinan Abigil'in hesapta. Onlara da burada selamlarımı göndereyim. Bu Macaristan'da müzikli yol videosunu paylaştılar. İzlemek isteyenler varsa Instagram'da otopark yazıp o videoyu bulabilirler. Macaristan'da böyle yol kenarında, Amerika'da da var. Bu çoğu ülkede var aslında. Genelde oranın bilindik şarkıları oluyor. Milli marş tarzında şeyler de yapabiliyor böyle. O kesikler yapıyorlar yol kenarına. Tekerleriniz geçtikçe orada böyle müzik çalıyor. Belli bir hızla, süratle gittiğinizde. Macaristan'da öyle bir yol varmış. Eğer ki bulursam sizler için deneyimleyeceğim. Bakacağım otobanda özellikle böyle bir tabela vesaire bir şey varsa. Tabii otomobille giderken melodiyi ona göre ayarlamışlardır. Hani iki lastik geçecek sonuçta sağ taraftaki çizgiden. Yani tırla giderken çalar mı çalmaz mı bilmiyorum ama görürsem mutlaka deneyeceğim. Çok merak ettim. Yani hiç böyle bir şeye şahit olmamıştım. İnşallah buluruz öyle bir yol. Deneme fırsatımız da olur. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta diyeyim ben, klimam bozuldu arkadaşlar. Aslında nasıl oldu? Klima böyle bir devreye giriyor, bir devreye girmiyor. Böyle atıyorum 10 sefer marş yapıyorsam bir kere çalışıyor, 2 kere çalışmıyor, 3 sefer çalışmıyor filan. Neyse, servisle bunun muhabbetini yaparken dediler ki hani klima kompresörü. Ben dedim ki klimam çalışıyor, yani kompresörde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü ara ara devreye giriyor. Ondan sonra tabii araştırmalarımı filan şey yaptım. Klimanın ön tarafındaki kasnak bobini varmış arkadaşlar. Yani manyetik geçiş sağlayan, anahtar gibi düşünün. Siz tuşa bastığınızda manyetik devreye giriyor. O kasnak sürekli dönüyor ya. İçerideki kompresörü de lak diye yakalıyor. Kompresörü de döndürmeye çalışıyor AC'yi açtığınızda, klimayı açtığınızda. Bu sefer ne yapıyor? Otomatikman klima da çalışmaya başlıyor. Siz kapattığınızda manyetik salıyor, klima da dönmüyor bu sefer kasnaktan dolayı. Meğersem o arızalıymış. Ondan sonra sağ olsun Antalya'da Mehmet kardeşim var. Meçikoğlu serviste. Samsun'da klimamızı söktürdük. Antalya'ya kompresörümüzü gönderdik. Orada bobin kasnağımız değişti. Bize geri geldi. Mehmet'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Eksik olmasın. Yaz döneminde bir sefer bir klimasız yola gittim. Yani var ya size anlatamam. O kadar alışmışım. Yani o kadar o klimanın lüksüne, o şımarıklığına alışmışım ki bir sefer gittim. Ya kesinlikle dedim yaptırmak zorundayım yani. Hani gitme şansım yok. Gece gittiğim yerde de yatamıyorum. Arabayı en azından çalıştırıyordum. Öyle durumlar vardı. O yüzden beni baya üzdü yani klimasızlık. Şurayı bir kapatalım mı? Bakalım nasıl görünüyor. Bilmiyorum hani yol nasıl görünüyor ama biraz buhu yaptı gibi. Yani klimasız yola o kadar alışmışız ki ne gidiliyor ne geliniyor, hiçbir şey yapılmıyor yani. Yani klimanın lüksüne ve şımarıklığına gerçekten alışmışız. Kendimi şımartmak istiyorum, böyle klima açmak istiyorum, çalışmıyor falan.
Yatarken açayım ya, olsun, önemli değil, hani çalışsın araba şey yapsın. Bakalım ya, bu seneden geçtik zaten, artık kış geldi, bakın yağmur yağıyor, şey yapıyor. Ya bu kışın ortasında Türkiye'de bir tavan kliması alıp takacağım. Akülerimi de jelaküye döndürmeyi düşünüyorum hayırlısıyla. Jelaküye döndürdüğüm zaman da daha rahat kullanabileceğimi düşünüyorum. Rahat rahat ya, bu sefer yaz geçireceğiz inşallah. Bir park kliması, tavan kliması takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi bir 2,5 saatlik bir yolumuz var. Güzel Vadi'ye bir park alanı varmış. Orada bir dinlenme yaparız dedi. 45 yaparız, ondan sonra dedi devam ederiz. Ondan sonra da 4 saatlik bir yolumuz var. Yaklaşık 600 kilometreye kadar bir yolumuz var. Arat'tan Yeninatlı'ya kadar. Bakalım orada inşallah takomuz yeter. Tamponu kendimize atabiliriz. Tamponu attığımızda zaten rahatız. Orada 24 yapacağız. Bugün cumartesi. Pazar günü sabaha karşı da yola çıkıp cumartesi 24 yapıp pazar günü oradayız. Pazar günü, pazartesiye bağlayan gecede yola çıkıp devam edeceğiz hayırlısıyla. Bakalım, sizlere de böyle gece sürüşü yapmadığımı söyleyen çok arkadaş vardı. Biraz da böyle gece en azından hem yol muhabbetimiz olsun, hem sohbetimiz olsun, hem de bir yol görüntüsü sizlere sunmak istedim. Hadi bakalım ne yapıyoruz o zaman? Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir mola verdik, kahvaltı yaptık. Şimdi tekrardan yola çıktık. ETS 2'cilerin çok iyi bildiği bir yola gidiyorum şimdi. Önce çıkışını çekeceğim, sonra ileride de inişi var, orayı çekeceğim sizler için. Şöyle yarı pov elimde tutaraktan sizi de bu yolculuğa ortak etmek istedim. Birazdan dağ tepe tırmanacağız. ETS2'de Romanya'da bu Timișoara'ya giderken, yani Turnusever'in Timișoara arasına giderken bu yolda şu yolu hatırlayanlarınız elbette ki olacaktır. Bir tarafı çıkış, bir tarafı iniş, biliyorsunuz. Şimdi biz rampa tarafındayız. Karşıdan arabalar da geliyor, şöyle göstereyim size. Buraya çıkacağız. Biraz virajlı. Seviyorum ya bu yolu. ETS2'de de buradan böyle arabayla gidiyordum. Şey yapıyordum. Retarderle iniş falan yapıyordum. Oo, baksanıza abi sen. Önde ledlerim yanıyor. Yaktık ledleri. Arabamız şöyle güzel ışıl ışıl görünsün diye. İç tarafını aydınlatmasını da yaktım. Ford logosunu falan. Gayet güzel görünüyor araba içeriden de. Çünkü sert inişleri var. Ayrıyeten yol biraz kaygan.
sıkıntı yaşamamak adına gayet yavaş bir şekilde ineceğim retarderde. 8 yapayım. 30'lu 40'lı hızlarla iniyoruz. Yolda yağış olduğu için arkadaşlar asfalt kalitesi de düşük olduğundan dolayı kayma yapabiliyor. O yüzden ne kadar yavaş ve temkinli inerseniz sizin için o kadar faydalı. Zaten uyarılar var bakın. Bak Onur ileride iniyor. Arabanın arkası hala virajda. Otobüs mesela yani geçerken. Şimdi şurayı izleyin şöyle. Gayet sert bir viraj. Virajı görüyorsunuz arkadaşlar. Parkta duracağız. Parka 24'ümüzü yapacağız. Biz bugün günlerden cumartesi, pazar günü parkta geçireceğiz. Pazartesi günü de gümrüğe gidip gümrük açtıracağız hayırlısıyla. Macaristan'ın şu düzlüğünü, şu yeşilliklerini gerçekten çok seviyorum. Yolu da otoban olması. Yani Bulgaristan ve Romanya'dan sonra gerçekten medeniyete böyle çıkış için ilk adım yani. Baktığınız zaman medeniyetin başlangıcı diyebilirim. En azından yol için bunu söyleyebilirim yani çok rahatlıkla. Hayırlısıyla girmiş bulunduk. Evet, tol kameralarımız, ilk kameramız burada.
çekimimizi yapacak. Evet, DKV öttü oradan beri. Cihazımız öttü. Dedi ki devam et. Evet arkadaşlar, geldik. Size get yakınlarındayız. Hemen konumu ben sizlere buraya bırakıyorum. Bu konumdayız. Geldik. Bir park var burada. Şimdi durduk. Yemeğimizi yapıyoruz. Onur Bey sağ olsun bize yemek hazırlıyor. Onur'un elinden böyle şeyler çok güzel geliyor. Bak, sulu yemek yapmayı ben çok fazla bilmem. Yani yumurta kırarım, pilav yaparım filan ama sulu yemek yapmasını çok fazla bilmem. Onur o işi çok iyi yapıyor. Bezelyeyi de hazır mı almıştın? Haşlanmış mesela bezelyeler var. Onu aldı, hemen patates, soğan. Şöyle sizlere göstereyim. Mis gibi. Mis gibi bezelye yemeğimiz var. Şimdi pirinç pilavı yapacak bize, sağ olsun. Ben de çayı demleyeceğim. Böyle imece usulü güzel bir yemek yiyeceğiz. Şöyle parklar var. Arabaları yan yana koyduk gördüğünüz üzere. Şu iki arabanın arasını benim açık bıraktık ki rahatlıkla şeyi kullanabilelim. Dolabımızı kullanabilelim. Yemeğimizi yapacağız çünkü. Burada şimdi hafta sonu geldiği için bizim de 24 yapma zamanımız var. Pazartesi günü gümrüğe gideceğiz. Pazartesi günü gümrük açılacak. Bugün cumartesi. 24 saatten biraz fazla yapmış olacağız. Pazartesi sabahtan işte 6-7 gibi süreriz, gümrüğümüze gideriz. Hayırlısıyla gümrükte açılışımızı yaparız, yükümüzü indiririz diye tahmin ediyorum. 2 güne yakın buradayız hayırlısıyla. Öyle. Hadi bakalım o zaman. Pazartesi sabahı yük indirmede görüşürüz. Harun, bunu böyle kapatırsın. Elimi böyle vurduğunda, tam siyah olduğunda kapatırsın. 2 gün sonra neye geçiş atarsın abim. Buraları sil tabi. Evet arkadaşlar, bugün 5 Eylül 2022. Günlerden pazartesi. 45 dinlenmemizi yaptık parkta. Sizlere söylemiştim. 40 saat falan oluyordu. Sabah saat 7 gibi. Dedik yani 3-5 saat daha bekledim mi 45 yapmamız yapıyoruz. Takolarımız dinlenir, öyle çıkarız. Onurla birlikte öyle karar verdik. 45 yaptık, yeni bir haftaya başladık. Şu an 2 haftalık sürüşümüz var. Zaten bize Türkiye'ye gidene kadar, Samsun'a gidene kadar da yetecek bu 2 haftalık sürüş. Onun da bilgisini vereyim. Her 45 yaptığınızda sürüşünüzü sıfırlar. Tekrardan size 2 haftalık sürüş açar. Şimdi neredeyiz? Buranın konumunu da bırakıyorum. Size gette gümrük alanındayız. Araçlarımızın gümrüğü açılacak. Yükümüzü boşaltmaya gideceğiz. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar oldu biz geleli. Arabalarla uğraşıyoruz. Hemen onu göstereyim. Onur. Ha, bu alanı da göstereyim şöyle size. Bakın şuradaki gümrük alanı. İsmi bu. Zaten Google'a yazdığınızda çıkıyor. Evet. Onur Bey, ne yapıyorsunuz? Elektriksel dedilerle. Şimdi Onur şu başlıktan aldı. Bu metal. Aha, vidaları düşürdüm, kaybetmeyeyim. Şöyle içine bıraktım. Şimdi bu elektrik bağlantılarının ABS ve şey mi bu? Yok, direkt pardon. Elektrik park stopların şeyini değiştiriyor. Metal kafa yapacak onlara. Ben de yan tarafta Trabzonlu bir abimiz var. Çok da güzel bir dafı var. Şöyle turuncu, bak, lastikleri falan siliyor. Benim böyle lastikler, jantlar batıktı. Dedi ki nedendir silmiyorum bunları? Git dedi, 5 litrelik 10 litrelik dedi, su doldur dedi, yıka. Tertemiz dedi, olsun. Ne yaptık? Geldik bir 5'lik. Abiden sağ olsun kova aldım. Bir 5'lik, böyle bir 2 5'lik su doldurdum. Hemen lastikleri böyle güzelce yıkadık, temizledik. Alkol jantlarımızı parlattık. Monarch'ın da bizlere göndermiş olduğu, sağ olsun. Lastik parlatıcı kullandık. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Araba kirli olsa bile jantlar temiz olduğunda araba böyle ışıl ışıl parlıyor. Güzel görünüyor. Diğer tarafı da yaptık. Hemen o ürünü de göstereyim size. Buradan şunu da göstermiş olayım. Bu Monarch'ın sıvı lastik parlatıcısı. 3-4 güne kadar kalıyor zaten, hikayelerinde görmüşsünüzdür. Gayet güzel. Instagram sayfası da var. Monarch yazdığınızda zaten bulabilirsiniz. Macaristanlarda kullanıyoruz yani Monarch'ı da bu arada. Tam Macaristanlarda kullanıyoruz yani. Şurayı da göstereyim sizlere. Bakın. Yani lastiklerimizi yıkadık, temizledik. Alkol jantlarımızı parlattık. Mis gibi oldu. Şöyle bir 2 tane 5'lik su, bir kova, bir deterjan, bir parlatıcı, mis gibi oluyor. Diğer tarafı da tekrardan çekeyim şöyle. Araba kirli aslında. Şuradaki ledimizi yaptıracağız Fatih'e. Gayet güzel görünüyor, bakın. Işıl ışıl parladı. Böyle simsiyah balata tozuydu. Şimdi güzel görünüyor. Aslında dorsal lastiklerini yapsam olur. Şu abimizin lafı da gösterelim. Bak, onda da var alkova jantlar. Güzel. Evet, buradan şimdi çıkacağız. Gümrüğümüz açıldığı zaman. Çektim.
gümrüğümüzü aşçılıktan sonra boşaltacağız. Saat kaç şu anda? Bizden saate bakabiliyor musun? Sana zahmet. Biz hemen bir saatimizi öğrenelim. Büyük ihtimalle 2-3 saat sürecek gibi. Beyan ne zaman açılırsa o zaman gümrük açılıyor. 13.28. Büyük ihtimalle bu akşama doğru çıkar. Yükümüzü indiririz diye tahmin ediyorum. Yani büyük bir ihtimalle. Yarın da yüklememiz var hayırlısıyla. İnşallah buradan Debrecen'de değil mi? Debrecen'in 20-30 kilometre ilerisinde bir lastik fabrikası var. Oradan lastiklerimizi yükleyeceğiz. Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Hayırlısıyla bakalım, sizlere de bilgi vermek istedim. Arkadaşlar, geldik, şimdi yükü boşaltıyoruz. Çok fazla çekim yapamayacağım. Hava biraz sıcak. Bir de çok fazla insanları burada hani böyle video kamerayla tedirgin etmek istemiyorum. Ama sadece böyle bir yerdeyiz. Geldik, yükümüzü hayırlısıyla boşaltıyoruz. Ben size nerede olduğumu, konumunu da atacağım. Hayırlısıyla bu görevi de, bu level'ı da açtık. Şimdi yükümüzü indireceğiz. Onur dışarıda bekliyor. Kapının önünde. Onu almadılar. Sırayla alıyorlar. Büyük ihtimalle onu da yanaştıracağız hayırlısıyla. Ben çıktıktan sonra. Onu da yükünü boşaltacağız. Buradan da yeni yük yüklemeye Debrecen'e gideceğiz dediğim gibi. Hadi bakalım, yola çıktığımda sizlere haber vereceğim. Bir yükün daha sonuna geldik. Kapanışı da çıkınca yaparız. Evet arkadaşlar, hayırlısıyla yükümüzü indirdik ve yeni yüke doğru gidiyoruz. Şu an Debrecen'e doğru gidiyoruz. Debrecen'in 30 kilometre daha üstünde, bir ismini söyleyemedim, N ile başlayan bir yer var. Oraya doğru yola çıktık. Onur da arkamdan beri geliyor. Hayırlısıyla şu anda yük yükleyeceğimiz yere 283 kilometre yolumuz kalmış. Eagle Navigasyon bana onu söylüyor. Gidiyoruz. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Hayırlısıyla güneşi de batırıyorken şimdi yeni yüke doğru gitme zamanı. Kopuk kopuk ve kesik kesik konuştum ama kusura bakmayın. Evet, kapanışımızı yapalım. Şu şarjımı çıkartayım. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır bu seferimizden. Güzelce sizlere böyle Türkiye'den çıkıp Samsun'dan kapıyı geçip Macaristan'a kadar erip yük indirmeli, bindirmeli güzel bir video çekmeye çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her zamanki gibi kapatıyorum. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet daha yoksa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.